Evet arkadaşlarım merhaba. Hatırlıyorsanız son videomuzda en son anlattığımız konu geleneksel ve gelişimsel rehberliğin farklarıydı. Bunları anlattık. Şimdi gelişimsel rehberliğe ait KPDR'yi anlatacağız aslında ama onu burada anlatmayacağım. Normal şartlar altında KPDR'den burada değinmemiz lazım. Burada bahsetmemiz gerekiyor ama özellikle onu sonra bırakıyorum. Hizmetleri ve işlevleri anlattıktan sonra dönüp KPDR'yi anlatacağım. Özellikle bu şekilde KPDR'yi daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü KPDR'nin içerisinde bu hizmetlerin planlanması, bu hizmetlerin hangi işlevlere yönelik olacağının planlanması vesairesi hepsi söz konusu olacak. Bu yüzden onu işlevleri anlattıktan sonra döneceğim ve anlatacağım. Şimdilik kalsın arkadaşlar. Nereye geldik o zaman hocam? Arkadaşlarım rehberlik hizmetlerine geldik. Şimdi rehberlik hizmetleri yeni bir ünitemiz. Rehberlik hizmetlerinde ne anlatacağız? Bireylere doğrudan sunulan hizmetler olacak ve dolaylı olarak sunulan hizmetler olacak. Bakın doğrudan ve dolaylı olarak sunulan hizmetlerden bahsedeceğiz. Şimdi bizim hangisi doğrudan sunulan hizmet, hangisi dolaylı olarak sunulan hizmet bunu bilmemiz lazım. Çünkü hatırlarsanız ilk videoda da söylemiştim. Daha önce başlığını bile sordular arkadaşlar. Başlığını bile sordular bakın. Yani öncülleri verdi. Hangileri dolaylı olarak sunulan hizmetlerden biri değildir diye sordu, karşımıza çıktı. O yüzden aman diyelim dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi doğrudan sunulan hizmetlerimize baktığımızda bu hizmetlerden ilki nedir? Psikolojik danışma hizmetidir arkadaşlarım. Psikolojik danışma. Şimdi doğrudan sunulan hizmetlere şöyle bir değinecek olursak. Psikolojik danışma, bireyi tanıma, oryantasyon, bilgi toplama sunma, yöneltme, yerleştirme, sevk ve izleme hizmetleri olacak arkadaşlarım. Doğrudan sunulan hizmetler. Bunlardan ilki de psikolojik danışma hizmetidir. Şimdi nedir psikolojik danışma hizmeti ve karşımıza nasıl çıkar? Önemli olan bu. Psikolojik danışma hizmetiyle ilgili dünya kadar tanım yapabiliriz. Bir sürü şey anlatabiliriz, bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama bizim tanımlarla bir işimiz yok. Tanımları boş verin. Önemli olan mantığını anlamak arkadaşlar. Mantığını bileceğiz. Psikolojik danışma hizmetinin ne olduğuyla ilgili belki bilgi sorusu ya da psikolojik danışma hizmetiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur ya da yanlıştır diyebilir ama bu tarz sorular çok eskide kaldı. Şimdi artık bizim daha çok arkadaşlar bize verilen paragraftan psikolojik danışma hizmetinin sunulup sunulmayacağını bilmemizi istiyorlar. Yani bir paragraf veriyor. Diyor ki burada bireye sunulması gereken hizmet nedir? Burada psikolojik danışmayı tespit etmemizi istiyor bizden. Yani biz neyi bileceğiz hocam? Hangi durumlarda psikolojik danışma hizmeti sunulmalı? Bunu bileceğiz. Şimdi şöyle bir ifadeyle başlayacak olursak ki bunun tanımıyla dediğim gibi bir işimiz yok. Bu tanımın mantığını anlayalım diye şöyle genel geçer bir tanımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Psikolojik danışma hizmeti. Bireyin kendini tanımasına, sorunlarının kaynağını fark etmesine, çözmesine yardımcı olmak. Ve değersizlik hissi yaşamasının önüne geçmek için sunulan planlı profesyonel bir yardım sürecidir. Şimdi tekrar söylüyorum. Bizim tanımla bir işimiz yok. Bak tanımlarla uğraşmana gerek yok. Mantığını bileceğiz. Tabii ki bu tanımın bir mantığı var. Nedir o mantık arkadaşlar? Hatırlayın lütfen. Rehberlikte ilk amaç neydi? Kendini tanıma. Son amaç kendini gerçekleştirmeydi. İlk amaç nedir? Kendini tanımadır. Bak o zaman psikolojik danışmada da aslında arkadaşlar amacımız bireyin kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Hangi açılardan kendini tanımasına yardımcı olmak bunu konuşacağız. Ama amaç kendini tanımasına, kendinin farkına varmasına, duygularını fark etmesine, hislerinin farkına varmasına yardımcı olmak için sunulur bu bir. İki, bak sorunlarının kaynağını fark etmesine yardımcı olmak diyor. Abi psikolojik danışma hizmeti kimseye senin sorunun şu kardeşim demez. Bu teşhis koymadır, bu tanı koymadır zaten. Yani psikolojik danışmada teşhis koyma, tanılama yapma söz konusu değildir. Yani kimseye senin sorunun bu demez. Sadece bireylerin o soruna yönelik farkındalık elde etmelerini sağlamaya çalışır. Bunun dışında
çözmelerine yardımcı olmak. Arkadaşlarım bu şu demek, psikolojik danışma hizmeti kimsenin yerine sorun çözmez. Rehberlikte bireyin yerine sorun çözme söz konusu değildi zaten. Hatırla, psikolojik danışma hizmeti de bireyin yerine onun sorununu çözme işi değildir arkadaşlar. Bak geldim diğer özelliğine. Değersizlik hissi yaşamasının, değersizlik hissi nasıl bir his, duygusal bekle. Değersizlik hissi yaşamasının önüne geçmek diyor. Yani sadece değersizlik hissi yaşayanlara değil, yaşamasınlar diye sunuluyorsa, o zaman burada yine hangi işlev ön plana çıkacak? Önleyicilik. Yani psikolojik danışma hizmeti de yine önleyicilik işleviyle hareket ediyormuş arkadaşlar. Önleyicilik işlevi var. Yani sorun oluşmasın diye sunulabilen, herkesin yararlanabileceği bir hizmetmiş arkadaşlar. Bunun yanında planlıdır, profesyoneldir, bu işin uzmanları tarafından sunulan bir yardım sürecidir. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi aslında bak size bir şey söyleyeyim mi? Evet, bir bilgi sorusu çıkacak olursa, ki bu ihtimal zayıf olsa da var, bizim karşımıza asıl çıkacak olan soru tarzı nedir? Paragrafı ver. Paragrafta bireye sunulması gereken hizmet hangisidir diye sor. Altta arkadaşlar psikolojik danışma hizmetini bizden iste. Bu kadar. Bu soru tarzı. O zaman ben hangi durumlarda psikolojik danışma hizmetinden yararlanmalıyım? Bunu bilmem gerekiyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunu anlamanın çok 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 basit bir yolu var arkadaşlar. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bak, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine şöyle bir kısaca bakacak olursak, ki size derdim ihtiyaçlar hiyerarşisini anlatmak değil, sırası var, anlatacağım. Ama şu an o değil derdimiz arkadaşlar. Dikkat, başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisiyle ilgili. Şimdi en altta arkadaşlarım hangi ihtiyaçlar vardı? Fizyolojik ihtiyaçlar vardı. Onun üstünde güvenlik ihtiyacı vardı. Onun üstünde sevgi ve ait olma ihtiyacı vardı. Onun üstünde saygı, statü, saygınlık ihtiyacı var. Onun üstünde kendini gerçekleştirme var. Kendini gerçekleştirmenin iki alt basamağı var. Bilme, anlama ve estetik basamaklar arkadaşlarım. Şimdi dikkat. Maslow, dediğim gibi derdim bunu anlatmak değil. Toplamda 7 ama temelde 5 basamaklı bir hiyerarşiden bahsediyorum. Konuşamadım. Erkek deyip duruyorum. Şimdi bak. Derdim bu değil. Derdim başka bir şey. Bak buraya. Şimdi Maslow arkadaşlar, şu alttaki 2 ihtiyaçla üstteki 3 ihtiyacı birbirinden ayırıyor. Yani fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını farklı bir kategoride, farklı bir statüde, diğer 3 ihtiyacı farklı şekilde değerlendiriyor arkadaşlarım. Lütfen dikkat. Güvenlik ve fizyolojik ihtiyacı için diyor ki, kardeşim bunlar alt düzey ihtiyaçlar. Yahu bunlar yaşamsal, hepimizde doğuştan var, öğrenilmemiş ihtiyaçlar ve bilişsel yardım gerektiriyor diyor. Bak bak, bilişsel yardım gerektiriyormuş, dikkat. Ama diğer 3 ihtiyaç üst düzey ihtiyaçlardır. Bunlar öğrenilmiş ihtiyaçlar ve duyuşsal yardım gerektirir diyor. Arkadaşlarım dikkat. Duyuşsal yardım. Şimdi ayrım burada başlıyor. Eğer arkadaşlar bireyin ihtiyacı bilişselse, sunulması gereken hizmet rehberlik hizmeti, duygusalsa arkadaşlar psikolojik danışma olacak. Heh, Maslow söylüyor bunu, ben söylemiyorum ya. O zaman benim ayrımım burada, çok basit bir ayrımdan bahsediyorum. Ey insanoğlu dikkat et. Bak bak bak. Ya abicim, o zaman şuna bakacaksın. Eğer bireyin ihtiyacı bilişselse, sana verilen paragrafta sunulması gereken hizmet, psikolojik danışmanın dışındakilerin hepsini düşünebilirsiniz, konuşacağız. Ama duysal bir ihtiyaca sahipse sunulması gereken hizmet ne olacak? Psikolojik danışma olacak. Abicim bak o zaman, bak mesela işte değersizlik hissi yaşayan bireylere ya da yaşamasınlar diye, önleyicilik işlevi de vardı ya, değersizlik hissi yaşayanlara ya da yaşamasınlar diye. İşte yalnızlık hissi yaşayanlara ya da yaşamasınlar diye. Karar problemleri yaşayan insanlara ya da yaşamasınlar diye.
ne bileyim çatışma çözme ve iletişim problemleri yaşayanlara ya da yaşamasınlar diye arkadaşlarım. Bunun dışında kaygı durumlarında bu gibi bir sürü arkadaşlar duysal alanda sunulabilecek bir hizmetten bahsedeceğim. Abicim çok basit, çok çok basit bak ya. Paragrafa bakacaksın. Bire ihtiyacı bilişsel mi, duysal mı? Eğer duysalsa psikolojik danışmadır. Anladın mı ne demek istediğim? Ya mesela çocuk diyor ki, hocam ailem ne diyor? Hiç kimse benim fikirlerimi önemsemiyor. Abim ablam ne diyorsa hep herkes aynı şey, hep herkes onu dinliyor. Ben bir fikrimi söylemek istediğimde, ya sen sus sen nereden bileceksin deyip beni susturuyorlar diyor. Şimdi bak, öğretmeniyle bunu paylaşan çocuğun, psikolojik danışmanla bunu paylaşan çocuk yardım talep ettiğinde psikolojik danışman şuna bakıyor. Bu çocuğun ihtiyacı bilişsel mi, duyuşsal mı abi? Duyuşsal. O zaman bu çocuğa sunması gereken hizmet nedir? Psikolojik danışmadır. Mesela çocuk diyor ki hocam ben nasıl ders çalışmam gerektiğini bilmiyorum. Evet üniversite sınavına hazırlanıyorum ama nasıl ders çalışmam gerektiğini bilmiyorum. Şimdi bu çocuğun ihtiyacı bilişsel mi, duyuşsal mı? Bilişsel abi. Sunulacak olan hizmet rehberlik, işte bilgi toplama, sunma vesaire. Ama bu çocuk hocam ders çalışamadığım için geceleri uyuyamıyorum. Yemin ederim insanlar gözüme şeytan gibi görünmeye başladı diyorsa o zaman bu çocuğun ihtiyacı duyuşsal ve sunulması gereken hizmet nedir? Psikolojik danışmadır. Mesela çocuk diyor ki geldiğim okulda çok fazla arkadaşım vardı ama burada hiç kimseyi tanımıyorum. Bir an önce eski okuluma geri dönmek istiyorum. Çocuğun ihtiyacı bilişsel mi, duyuşsal mı? Duyuşsal. O zaman çocuğa sunulması gereken hizmet nedir? Psikolojik danışmadır. Anladın mı ne demek istediğimi? Çok basit. Sadece buna bakacaksın. Çok basit. Şimdi çocuk diyor ki mesela örnek veriyorum. Çocuk diyor ki hocam makine mühendisliğine gitmek istiyorum örnek veriyorum. Makine mühendisliği ile ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadığım için gitmeli miyim gitmemeli miyim kararda veremedim diyor. Şimdi bak bu çocuğun karar vermesini engelleyen şey meslekle ilgili bilgi sahibi olmaması doğru mu? O zaman çocuğun ihtiyacı bilişsel mi duyuşsal mı? Bilişsel. Çocuğa sunulacak olan hizmet nedir? Rehberliktir. Ama bu çocuk diyor ki bak iyi dinle bu soruyu. Ben çocukluğumdan beri diyor makine mühendisi olmak istiyorum ya da işte atıyorum mimar olmak istiyorum. Mesleği araştırdığımda tam bana göre olduğunu öğrendim. Çizimlerim vesairelerim her şeyim çok iyidir. Bu mesleği yaparsam mutlu da olurum, başarılı da olurum. Fakat ailem sürekli benim tıp fakültesine gitmem gerektiğini söylüyor ve bu konuda ısrarcı davranıyor. Onları da kırmak istemiyorum ve bu yüzden nasıl bir karar vermem gerektiğini bilmiyorum. Abicim bak bu çocuğa sunulması gereken hizmet nedir diye soruyor. Çocuğun ihtiyacı bilişsel mi, duyuşsal mı? Bak bu soruyu sorarsa sana seçeneklere bilgi toplama sunmayı koyacak. Eğer çocuğun ihtiyacı, bak çocuğun karar vermesini engelleyen şey, meslekle ilgili bilgi sahibi olmaması olsaydı o zaman bilişsel derdim ve bilgi toplama sunma yapabilirdim. Ama değil, ele. İşte atıyorum yöneltme yerleştirme tercih problemi yaşıyor olsaydı. Tercih problemi yaşamıyor aslında. Tercihini yapmış zaten çocuk. Mimar olmak istiyor. Ya da işte atıyorum kendini tanımıyor olsaydı bireyi tanıma yapardım ama kendini tanıyor. Zaten çocuk diyor ki bana uygun araştırdım. Neyi yapıp neyi yapamayacağını biliyor çocuk. Ama çocuğun problemi bunlar değil. Çocuğun problemi ailesiyle yaşadığı çatışmayı çözememek. O zaman bu çocuğun ihtiyacı bilişsel mi duyuşsal mı? Duyuşsalsa sunulması gereken hizmet ne? Psikolojik danışma. Bu kadar. Sadece buna bakacaksın. Abicim bunun daha detayını. Psikolojik danışmayı senelerce okulda görüyor adam. Sen şimdi burada psikolojik danışmayla ilgili her şeyi zaten bilemezsin. Zaten bunu bilmeye ihtiyacın yok. Gerek de yok. Dikkat et. Şimdi bir şeye bak. Psikolojik danışma hizmeti profesyoneldir diyoruz. Abi kim sunar o zaman? Uzmanlar. Yani okul rehber öğretmenleri. Yani psikolojik danışmanlar sunar. Sınıf rehber öğretmeni psikolojik danışma yapabilir mi? Yapamam. Yapamam. Daha önce de söyledim. Sınıf rehber öğretmeni psikolojik danışma yapamaz. Sadece uzmanlar sunar, uzmanlık gerektirir. Bu işin eğitimini almış insanlarca yapılabilir. Bu bir. İki, bak psikolojik danışma hizmeti yüz yüze kurulan bir hizmettir. Doğru mu? Doğru. Peki sadece yüz yüze kurulabilen bir hizmettir. Doğru mu? Yanlış. Neden? Çünkü terapi diye de bir şey var. Tamam. Bunun en etkilisi tabii ki yüz yüze kurulmasıdır. Bunda bir problem yok. Ama arkadaşlar e-terapi diye de bir, online terapi diye de bir gerçek var. Yani illa yüz yüze olması gerekmiyor. Hatta mektupla bile yapılabiliyormuş. Çok eskiden mektupla bile yapılabiliyormuş arkadaşlar. Bakın burada psikolojik danışmanın süpervizyon eğitimi almış olması çok önemli. Yani bir süpervizyon almış olması çok çok önemli. Yani bir ustanın yanında, bilen birinin, bu alanda yetkin birinin yanında yetişmiş olması çok 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 çok
önemli hususlardan bir tanesidir. Bu arada şunu da tekrar belirtmek istiyorum. Tekrar belirteceğim, lütfen dikkat et. Abi, değersizlik hissi yaşamasının önüne geçmek diyor. Ya biz zannediyoruz ki psikolojik danışma hizmeti olabilmesi için illa duysal bir sorun olması gerekiyor. Tamam, kişiselleşmiş, kronikleşmiş, sürekli hale gelmiş, duysal ihtiyaçları da sunulabilir ama arkadaşlarım illa sorun yaşaman gerekmiyor. Sorun yaşamasın diye sunulabilir. Bu yüzden herkese sunulur. Herkese sunulur. İlla sorunu olan bireylere, illa problemli bireylere değil, herkese sunulabilen bir hizmettir arkadaşlarım. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi bunun yanında bizim yanlış bildiğimiz, eksik bildiğimiz bazı şeyler de var. Nedir bunlar? Psikolojik danışma ve psikoterapi. Ya ikisi aynı şey değil arkadaşlarım. Bak, psikolojik danışma farklı, psikoterapi farklı bir şey. İkisi aynı şey değil. Psikolojik danışma hizmeti, psikolojik danışmanlar, psikologlar sunar. İşte psikoterapi genel çerçevede psikiyatrlar sunar. Hadi orada kurum yetkinliği, klinik psikoloji falan geçiyorum o işi. Psikiyatrlar diyelim. Abi, psikolojik danışmana gittiğinde senin şu rahatsızlığın var, senin şu problemin var, sende şöyle bir hastalık var diyebilir mi? Demez, diyemez. Çünkü psikolojik danışmada tanı koyma, teşhis koyma yoktur. Bu bir. Ama psikoterapide tanılama var, teşhis var. Psikiyatr diyorum, adam tıp doktoru. Bu yüzden teşhisi, tanıyı o koyacak. Bunun yanında gel tekrar psikolojik danışmaya. Mesela psikolojik danışmada tedavi var mı? Ya ne tedavisi? Tanı yok ki tedavi olsun. Hasta mı var? Yok. Psikolojik danışma hastalarla, hastalıklarla ilgilenmez. Şunu bir anlatayım bak. Allah aşkına şuna bir netleşelim. Psikolojik danışmanlar hastalarla ilgilenmiyor. Yani bir psikolojik danışma hizmeti aldığınızda hasta olmuyorsunuz arkadaşlarım. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü hastalarla, hastalıklarla ilgilenen psikoterapidir. Psikolojik danışman normal davranışları olan normal bireylerle ilgilenir arkadaşlarım, unutmayın. Ama anormal davranışları olan insanlarla ilgilenen, bu alanlarla, bu hastalıklarla, bu patolojik vakalarla ilgilenen psikoterapidir. Bunun yanında psikolojik danışmaya gittiğinizde size ilaç yazamaz. Yazmaz çünkü onun tedavi biçimi ya da onun hizmet biçimi, çalışma şekli ilaç değildir. Tedavi etme üzerine kurulu değildir. Danışma üzerine kurulur adı üstünde. İlacı yazacak olan kimdir? Psikoterapidir arkadaşlarım. Özellikle buna dikkat etmemiz lazım. Bunu biliyorsak herhangi bir sıkıntı olmaz. Dedik ve ikinci hizmetimize geçtik. Hemen ikinci hizmetimizi ele alıyoruz. İkinci hizmetimiz ne olacak hocam? Arkadaşlarım, ikinci hizmetimiz bireyi tanıma olacak. Bireyi tanıma. Şimdi bireyi tanıma hizmetinde amaç nedir? Amaç arkadaşlar bireyin kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Amaç bireyin kendini tanımasına yardımcı olmak. Yani hocam annesini babasını tanıtmak değil mi? Değil oğlum. Öğretmenleri falan tanımaya çalışmıyor mu hocam? Yok oğlum, ne alakası var? Olay şu, amacımız bizim burada bireyi tanıma yapmamızın nedeni çocuğa kendisini tanımasına yardımcı olmak. Kendisini, ya çocuğa testleri uygulamış bilmem ne yapmış hocam. Çocuğun resme yeteneği var. Çocuğun haberi var mı? Yok. Elin kör o zaman. Çocuğun haberi yoksa ben ne yapacağım ya? Arkadaşlarım, amaç tekrar söylüyorum, bireyin kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Bu bir. Peki biz bunu neyle yapıyoruz arkadaşlar? Bakın, test ve test dışı teknikleri kullanıyoruz. Test ve test dışı teknikleri kullanarak bireyi tanımayı gerçekleştiriyoruz. Sadece test ya da sadece test dışı teknikler bireyin bütün olarak ele alınması için yeterli değildir. Bu yüzden birlikte kullanıyoruz, birlikte değerlendiriyoruz. Bu arada bu bireyi tanımanın bazı ilkeleri var. Bak, bu ilkeleri anlatacağım ileride. Bireyi tanımanın bazı ilkeleri var. Bireyi tanıma tekniklerine geldiğimizde anlatacağım. Karşımıza soru olarak geliyor. Şimdi test ve test dışı teknikleri kullanma nedenimiz neymiş arkadaşlar? Bütün yönleriyle tanımakmış. Bireyi
bütün yönleriyle tanımak. Yani sadece güçlü ya da sadece zayıf yönleri değil. Güçlü ve zayıf yönleriyle tanımaktan bahsediyorum. Adam sadece güçlü yönünü bilmeyecek, zayıf yönünü de bilmeyecek. Kabul edecek aga. Adam şimdi atıyorum müzikle uğraşıyor. Bir enstrüman çalmayı öğrenmeye çalışıyor mesela sürekli. Ama bakıyorsun yeteneği yok. Abi o zaman bunun da farkı olacak çünkü zorlama. Çünkü başarıyı getirecek olan şey nedir? Yetenektir. Yetenek yoksa başarı çalışarak sadece belli bir eğriye ulaşabilir arkadaşlar. Peki hocam, bireyi tanırken özellikle dikkat etmem gereken bir şey var. Var. Bak, özellikle eğitsel ve mesleki yönlendirmede şuna dikkat etmenizi istiyorum. Eğitsel ve mesleki yönlendirmede sırasıyla arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Bir, neye bakacağım önce? Eğitsel ya da mesleki bir yönlendirme yapıyorsam. Çocuğu bir okula, bir bölüme, bir alana, bir mesleğe, bir işe yönlendiriyorsam sırasıyla bakacağım ilk şey nedir? İlk şey yetenek testidir. Abilerim, ablalarım, başarıyı belirleyen şey yetenektir. Çünkü yetenek doğuştan gelen bir potansiyeldir. Bir şeyi öğrenebilme gücüdür. Kısaca, basitçe ve doğuştan gelir. Tekrar söylüyorum. Varsa geliştirilebilir ama yoksa lanay yapacak bir şey yok. Bu yüzden arkadaşlar başarıyı belirleyecek olan şey de yetenektir. Ve bu yüzden eğitsel ve mesleki yönlendirme yaparken bakacağımız ilk şey yeteneklerdir. İkinci sırada ne var hocam? İlgi envanterleri var arkadaşlar. İlgi envanterleri. İlgi envanteri bireylerin zevk aldıkları etkinlikleri belirlemek için kullanılır. Arkadaşlarım bak, yeteneklerle başarıyı yordamaya çalışıyoruz ya yetenek testleriyle. İlgi envanterleriyle de doyumu yordamaya çalışıyoruz. Daha da kısaca, daha da basitçe anlatayım gel. Yetenek testlerine bakarak diyoruz ki bu çocuk bu alanda başarılı olur. İlgi envanterlerine bakarak diyoruz ki bu çocuk bu alanda mutlu olur. Anladın mı? Zevk alır. Bu yüzden ama ilgiler doğuştan gelmez. Yetenekler gibi değil. Sonradan oluşur ve birçok şeyden etkilenebilir. Yani aileden etkilenir, yetiştiğin ortamdan, çevreden, sosyo-kültürel düzeyden, ekonomik yapıdan etkilenir. Yani hani bir golfe ilgi duymuyorum. Sence neden? Yani çünkü daha önce hiç oynamadım. Ve bilmediğin bir şeyin eksikliğini hissedemezsin yani. Anladın mı ne demek istediğimi? İlgi duymuyorum çünkü yapmadım. Ekonomik düzey bile ilgi alanlarını etkiler. Abi neden sürekli 101 oynamaya ilgin var? Fakir oyunu lan çünkü. Yani bu ilgi bu yani bu kadar. Futbola bedava lan bir tane topa ihtiyacın var sadece. Bu yüzden ilgi duyarsın tabii ki. Neyse. Çok sık değişir. Çok çabuk değişir. Zamana, mekana göre değişiklik gösterebilir. Anlatacağız ileride. Üçüncüsü arkadaşlar, tutum ölçekleri ve başarı testleridir. Anlatacağız bunları da. Yeter mi? Yetmez. Çünkü bireyi bütün olarak tanımaya çalışıyorum. Bu yüzden bir de aile yapısının incelenmesi gerekir. Aile yapısının incelenmesi. Ev ziyaretleriyle yapıyoruz biz bunu. Ev ziyareti bir bireyi tanıma tekniğidir. Çünkü doğduğun ev kaderindir. Aile yapısını inceleyeceksin hemen. Şimdi çocuğu eğer bütün olarak tanımak istiyorsan. Bir, aile yapısını incelerken yani ev ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var ama nedir bunlar arkadaşlar? Mesela bir, aileye mutlaka ama mutlaka önceden haber verilmeli. Randevu alınmalı, hazırlık yapsın falan diye değil. Yani önceden dediğim 3 gün önceden de haber verme. Birkaç saat önceden haber verilmesi yeterli olacaktır arkadaşlarım. Bunun dışında haber verilmeli dedik. Gittiğimiz yerde 45-60 dakikayı mümkünse geçmemeli. Saatlerce gittiğimiz yerde yayılmanın, saçılmanın bir anlamı yok. Üçüncüsü arkadaşlar mümkünse 2 kişi gidilmeli. 2 kişi gidilmeli. Ya bu 2 kişi ve İki kadın olmaz, iki erkek hiç olmaz. Yani erkekler olarak böyle bir mağduriyetimiz var maalesef. Birden fazla erkek yan yana geldiğinde hemen çok kötü bir görüntü oluşturmaya başlıyoruz. Dışarıdan çok kötü algılanıyoruz. Halbuki bak yani dünyanın en
yetenekli, en başarılı ya da en akademik düzeyi yüksek iki insanın yan yana getir. İki erkeği. Orada bile insanlar şöyle bakıyor yani. Öyle bir handikapımız var maalesef. İki erkek de olmaz bu yüzden. Bir kadın bir erkek ideal. Bir kadın bir erkek ideal. Şimdi bunun dışında arkadaşlar bu gittiğimiz yerde büyük ikram kabul edilmemeli. Büyük ikram kabul edilmemeli arkadaşlar. Yani diyor ki yemelere, içmelere düşme. Ziyafete, zevkü, sefaya meyletme gittiğin yerde. Bundan bahsediyor. Abi, olan olması gerekenden bahsediyorum. Olan değil, olanı anlatacağım. Olan başka. Büyük ikram kabul edilmemeli. Ve çocukla ilgili bir şey anlatmamıza gerek yok. Çünkü biz bilgi almaya gidiyoruz. Bilgi vermeye değil. Olur da bir şeylerden bahsetmen gerekirse. Çocuğun olumsuz özelliklerinden, olumsuz özelliklerden bahsedilmemeli arkadaşlar. Olumsuz özelliklerden bahsedilmemeli. Bir taraftan çocuğun annesi hazırlamış poğaça moğaça. Ne oğlum mal ya mal va. Bir taraf ağzında dolu böyle poğaça yiyorsun. Böyle atmışsın ağzına bir taraftan mal bu çocuk ya. Öyle bir şey olabilir mi? Manyak mısın? Bizim derdimiz çocukla ilgili bilgi vermek değil, çocukla ilgili bilgi almak. Ailesiyle olan ilişkisini ya da işte atıyorum kardeşleriyle olan ilişkisini, ailesinin çocuğu olan tutumunu falan filan. Bunları gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Ha olan bu değil. Bu olması gereken olan bu değil. Okullarda genellikle atandığınızda göreceksiniz. Okulca gidiliyor bir yere. Bütün okuldaki öğretmen. Hadi oğlum beleğe gidiyoruz Ahmet Hoca. Gelsene. Yeme. Abi gidiyor orada dinlene dinlene yiyor. Dinlene dinlene yiyor. Gidiyor milletin evine incir ağacını dikiyor ocağına geri dönüyor. Düşün öyle bir durumumuz var maalesef ama olması gereken bu. Dikkat et. Kime sorsam var mı diyorum ev ziyareti yapılan size. Var hocam bize diyor ortaokulda gelmişti öğretmenler ne yaptılar diyorum yediler içtiler gittiler vallahi hocam diyor. Bak nasıl bir travma olmuşsa insanların aklına hep bu geliyor. Muhtemelen öğretmenler gittikten sonra evde şöyle bir muhabbet düştü. Eh lan ne yediler be lan ne yediler açmış bu herifler falan. Öyle bir şey konuşuldu ki bu da travma oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet bireyi tanıma hizmetiyle ilgili de. Dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Yeri geldikçe buna tekrar değineceğim arkadaşlar. Şimdilik bu videoya bir nokta koymanın zamanı geldi. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben sizi bekliyorum. Görüşmek üzere.